gece buraya ilk çıkanlardandık. Burada o gece 3 tane motosikletli arkadaşlar. Bizim çıktığımızda tank yoktu burada. Bu hainler üzerine motoru sürdüler. Burada gişelerde bir bayrak vardı uzun yerde. O motorcu arkadaşlar taradılar. Bu bayrak Bismillahirrahmanirrahim diye yürümeye başladı. Ben aşağı yukarı 300 metre kadar bayrağa koştum. Sağ alt köşeden yakaladım. 70 metre kadar askerlerle yüzme yüz kaldık. Beni yaylım ateşine tuttukları zaman büküldüm. Sniper'lar, keskin nişancı varmış tepede, biz onu görmedik. Büküldüğüm zaman sırtımdan mermi yedim. 4 tane mermi yedim. Kaburga kemiklerimi kırdı. Sağ akciğerimin %40'ını götürdü. Yere düşerken şarapnel göğsüme girdi. Ondan sonrası işte bir ara şuurum kapandı. Bir arkadaş sırtına aldı beni. Düşüyordum. Ağzımdan kan gelince vurulduğumu anladım. Düşüyordum. Sırtına alınca nefesim kesildi. Omuzuna vurdum. Bırak beni, ben ölüyorum dedim. Bunu hatırlıyorum. Ondan sonra hatırlamıyorum. Bir bağırıntı var. Bu Avrupa yakası açık. Ambulansa varıyorlar. Yaralı götürüyoruz diye uyandım. Kollardayım. Bir Allah diyebiliyorum. Başka hiçbir şey yok. Bu kaburga kemiklerim kırılmış. Sağ ciğerimin %40'ını götürmüş. 4 tane mermi yemişim. Sonradan öğrendik bunları. Sonra bu ambulansa da ateş ettiler. Ambulans bizi alamadan gitti. Avrupa yakasından beyaz bir taksi çevirdiler. Beni oraya koydular işte. Önce bir numuneye gittim. Numunede sonra Süreyya Paşa'ya gittim o gece. Süreyya Paşa'da ameliyata girdim. Öyle. Darbe Müslüman görünümlü İsrail, Siyonizm ve hizmet eden münafıkların harekatıydı. Önemli şeyi şuydu. Bu ülkede İslamiyet'i değiştirmek, Müslümanları bu ülkeden aşağılamak derken İsrail'e burayı vermek. Büyük İsrail projesi var ya, onu gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Çünkü biz bunu, benim dedem derdi ki, İstiklal Savaşı'na çıkmış, ben ilkokul 3'e gidiyorum babama. Bir zaman gelecek, kanı bozuklar bu ülkeyi türeyecek demişti. Baban da rahmetli dedi, ya kayınpeder niye böyle söylüyorsun? Anlattı bazı şeyleri. Ben şimdi anlatamıyorum. Ondan dolayı, anlayan anlar herhalde. Ondan dolayı kanı bozuklar. Bu ülkenin hem ekmeğini yediler, havasını soludular, postalı giydiler, kepi giydiler. Her türlü sosyal ihtiyacını buldular. Ve sonra gördüler ki bize mermiyle döndüler. Niye? Çünkü Amerika için çalışacağına bunlar yemin etmiş. Amerika'da bir kural var. Amerika için çalışana kahraman unvanı veriyorlar. Bunlar da dolar, bir dolar hikayesi falan. Bu bunu destekliyor zaten. Değil mi? Aklın yolu bir. İkini iki defa, iki kere dört etti. Hepimiz biliyoruz. Bursa ne yaparım bilir misiniz? Ben zaten bu ülke için canımın yarısını vermişim. Bir yarısı kalmış. Zaten Allah'a da dua ediyorum. Beni şehit olarak al huzuruna. Ve ruhsatlı silah da almışım. Bir daha olursa, o zaman çakıl taşı yoktu. En azından karşısına dikilir. Direnç göstererek canım bu ülke için vermeye çalışır. Genelkurmay Başkanımızın rehin alındığını televizyonda duyduktan sonra o hızla hazırlık yapıp dışarı çıkmak üzereyken başkomutanımız, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkmaya başladık. Yaklaşık 6 kilometre evimden köprüye 6 kilometreyi yarım saat içinde gitmişim. Efendime söyleyip nasıl deyip o de anlatılacak gibi değil. İnanın şu an bile sanki o anı yaşıyorum. Evet, kusura bakmayın, özür dilerim. Bir kalabalık arabasıyla çocuğuyla gelen mi dersiniz? 7'den 70'e bay bayan, çoluk çocuk, herkes oradaydı.
İşte köprüye yaklaşırken kalabalık hariç gaz bombası attılar. Hani gelmeyin gibilerinden. Gaz bombası attılar. Bu gaz bombası belki inanmayacaksınız. Ya sanki bana bir parfüm kokusu gibi geldi. Parfüm kokusu gibi geldi ve en ufak bir damla yaşakmaz mı ya? Bir damla yaşakmadan o hırçınla abimle kardeşlerimle beraber gittik. Barikata geldik. Barikat vardı. Barikatta polis arkadaşlarımız. Barikatta polis arkadaşlarımıza neden gitmiyoruz? Neyi bekliyoruz? Bizim başka bir ülkemiz mi var? Gibilerinden sistemkar şeklinde söylediğimde dedi böyle böyle bize bir emir verildi. Maalesef burada beklemek zorunda, siz de gitmeyin yani. Canınız için gitmeyin demek istedi. Biz dedik buraya televizyon seyretme, yani film seyretme veya maç seyretme gelmedik. Buraya ülkemiz için geldik. O zaman evde de seyrederdim dedim. Bana söyleyip beni tuttular, gitme falan gibilerinden. Fakat ben onların elinden kurtulup önde 3 kişi, arkada 8 kişi olmak suretiyle kol kola barikattan köprüye doğru girdik. Öyle bir ateş ediliyor ki yanımda vurulanlar mı dersiniz? Yani anlatacak gibi değil. Gerçekten şu anda kusura bakmayın. Efendime söyleyip tanka yaklaşık 50 metre kala önce önündeki arkadaşı ayağından vurdular. 3 kişiydi öndeki. Biz arkada 8 kişi. Bir 10 saniye sonra kolum dirseğimden geldi geçti. Bir 10 saniye sonra da omuzumdan kurşun alınca orada düşüp beni kurtarmak için gelenlere bile ateş açıyorlar. Gelmeyin gibilerine. Ve özellikle dikkat edin, vurulma olayı ekseriye hep sol taraftadır. Neden sol taraftadır? Çünkü yaşamsal olarak daha fazla organlarımız sol tarafta olduğu için ölmese de sakat kalsın, yani felç kalsın gibilerinden bilinçli bir şekilde köprüdeki nişancı vurdu bizi. Kanına söyleyip beni kurtarmaya gelenler dediğim gibi ateş ediyorlardı ve ben 50 metre kala, benden sonra 100 metre kala ambulans gelebildi. Ambulansa beni ellerinden ve aklımdan tutarak ambulansa aldılar. O esnada yani o biçim kan akıyormuş ki ben bilmiyorum tabii o şeyiyle. Ambulansı aldılar. Diğer vurulan arkadaşla beraber. Dediler ki ambulansın içinde, acaba Haydarpaşa'ya mı gitsek yetiştiririz? Yoksa Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne mi gitsek yetiştiririz dediler. İşte Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne karar vermişler. Ve Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne geldiğimizde ambulansın kapısını açtılar. Ben orada gittim. 3 hafta komada kaldım. 3 hafta. Ve kurşun buradan yiyip ciğerde kalmış. Ciğerin yarısını yakmış. Geviş kurşunu oldu. Efendime söyleyip 3 hafta sonra 8 ay gün yüzü göremedim. Yani güneş nedir bilmem. Hastane oldu. Ve kurşunu o gece %5 ile hastaneye gelmişim. %2 ile ameliyat almışlar. Hatta öldü diye kenara bile koymuşlar yani. Ufak bir kıpırdama görünce ameliyatı almışlar. Ya yaşaması mucize demişler. Yaşamayabilir ama demişler, biz yine ameliyatı alalım demişler. Ameliyat almışlar. Yaradan bizi bu şekilde gördüğü için hayata geri döndük. Tabii şöyle oldu. Sanki cennete gider gibi, düğüne bayrama gider gibi koşar adımlarla. Yani sanki, yani nasıl söyleyeyim size. Yürüyerek değil de uçarak gider gibiymiş gibi. Ve vurulduktan sonra aksakallı, beyaz elbiseli, bastonlu ihtiyar bir dede vurulanların yanına gidiyor, gülerek tebessümle moral veriyordu. Ve inan ona bir tane kurşun gelmiyordu. Yani, o anki duygular inan yani bir gören yaşar. Yani bir gören anlar. Öyle bir değişik bir duygu. Eğer olursa kesinlikle hiç düşünmeden koşarak giderim. Vatan, toprak, bayrak olmadığı sürece ne ailemiz var ne namusumuz var. Asım'ın nesli uyandı. Bir vatandaş, bir tane kendisini dini lider, dünyanın kurtarıcısı olarak tanıtıyor. Müslüman akıllı olur, ferasetli olur.
ahir zamanda beklenen adammış. Sen kimsin? Vasfın ne? Görevin ne? Sonucu ne yani? Sen kimsin yani? Müslüman bunları gayet hissetmesi lazım. Bu tip oligarşilere karşı uyanık durması lazım. Ben nakliye işi yapıyorum. Televizyondan haberi alamaz. Sultanbeyli'de oturuyorum. Darbe girişimi olduğu haberi alamaz. Bu köprüye geldim. Önce Kısıklı'ya geldik. Kısıklı'dan da koşarak yaya olarak buraya geldik. Hainlerin tabii ki burada bir vatandaşı hiç gözetmeksizin davalarda işte ben ateş etmedim, ben havaya attım gibi vesaire açıklamada bulunuyorlar ama buradaki o tankların, o ZPK zırhlı araçlar önünde duran askerler hepsi ateş etti yani. Ha, bizatihi ben 5-6 adım kaldım, yaklaştım yani. Ha. Nihayetinde vatandaş olarak çok acı darbe yaşadık. Darbe girişimi yaşadık. Vatandaşımızın ve Sayın Reisi Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetli ve dik duruşuyla Allah'a şükürler olsun bunu da kazasız belasız atlattık diyelim yani. İnşallah bir daha böyle bir darbe girişimine maruz kalmayız. Dünyada bütün yani fesat komitelerinin arkasında baş mimarı Amerika, bunun yavrusu olan İsrail Devleti var. Siyonist İsrail Devleti, terör İsrail Devleti yani. Terör İsrail Devleti var. Dünyadaki her kargaşanın, her oligarşinin, her darbe girişiminin şeyleri bunlar, mimarları. Bunlar sürekli yeryüzünde bu Firavun'un zulmünden kurtulandan sonra işleri, güçleri kan dökmek, kanla beslenen bir Siyonist yapıdır. Bunların darbe girişimi bitmez yani. Amerika tabii ki bu işin peşinde ve arkasındadır yani. 15 Temmuz 2016 ülkemizin ikinci Kurtuluş Savaşı'dır arkadaşlar. Bu Kurtuluş Savaşı'na çocuklarımız topyekün milletimiz ve halkımız destek vermiştir. Ve bugün burada müreffeh, rahat, huzur içinde yaşıyorsak o çocuklarımızın sayesinde. Hainlerin duruşmasının son kararı, karar duruşması 12 Temmuz'da Silivri'de açıklanacak. Burada bu hainleri, yaptıkları hainliği hafifletmeye çalışan, bunlara söylemek istemediğim bazı şekilde hitaplarda bulunanlar için suçüstü yakalanmışlardır bunlar. Dolayısıyla bunların hafifletici hiçbir sebebi yoktur. Kimsenin kalbinde, gönlünde bu hainlere yer de yoktur. Ülkemizin bütün insanlarını 15 Temmuz ilgilendiren bir davadır. Başkanın söylediği gibi asla bir partinin, bir kurumun, bir kuruluşun, bir şahsın işi değildir, vazifesi de değildir. Bu halkımıza ait bir olaydır. Halkımızı ilk önce şehit ailelerimizi tabii ki ilgilendirdiği katılımcı oldukları için, değerli gazilerimizi onlar da tabii ki katılımcı oldukları için, halkımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, eski ve yeni milletvekillerimizi ayırt etmeksizin ilgili kurumları en önce de halkımızı oradaki duruşmada hainlere karşı bir gövde gösterisi, ülkemize sahip çıktığımızın gösterisi yapmaya davet ediyoruz.